Bu şehri İstanbul ki bi mislü behadır. Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Acem mülklerinden yeni geldik. Gezdik İsfahan'ı, Şiraz'ı ama kendimizi yeni caminin bu inanılmaz atmosferinde manzarasına bakarken yakalayıverdik. Sevgili dostlar, burası İstanbul'un dibacesi, İstanbul'un başlangıç noktası olan Eminönü. Eminönü'nden şöyle karşıya baktınız mı? Şu Boğaziçi Köprüsü'nün güzelliği, hatta şimdi araya bulut reklamı girdi ama biraz yukarı az sonra baktığımızda Dolunay'ın muhteşem manzarasını size göstereceğim. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın meşhur deyişiyle sahile yanaşmış olan bir masal gemisi olan şu yeni camiden gözleri almak mümkün değil. Az önce okuduğum dizelerinde Nedim 18. yüzyılda 300 yıl önce baktığı zaman o da gördü yeni camiyi ve ne dedi? Acem mülkleri, Şiraz, İsfahan bütün güzelliğiyle her ne kadar zihinlerde güzel bir yer etmiş olsa da tek bir taşına, yekpare, sengine bütün acem mülkleri feda olur. Bu şehri İstanbul, bu İstanbul şehri böylesine güzel bir şehir. Sevgili dostlar, burada İstanbul'un tam giriş noktasında aslında yeni camiyi öncelikle size göstermek isteyişimin sebebi şu. Burası şöyle şu anda Süleymaniye istikametinden şöyle kameramızı döndürelim. Yeni camide gördüğümüz manzara şu. Kubbe tasarımıyla Sultanahmet'i, cephe tasarımıyla Süleymaniye'yi, yani klasik dönemin bütün muhteşem eserlerini bünyesinde toplamış bir mabet yeni cami. Yeni cami, diğer adıyla Yeni Valide Sultan Camisi, bütün 1600'lü yılların ve hatta öncesinde 1500'lü yılların mimari olarak ulaştığı üst noktaları kendi bünyesinde özetleyen bütün güzel hususiyetleri bünyesine almaya çalışmış bir yapı gibi görünüyor. Bu yüzden İstanbul'da en çok sevdiğim cami bu. Aslında yeni camiyi niçin çok seviyorum? Çağrışımlarıyla Hatice Turhan Sultan'ı, 4. Mehmet'i, Sultan 3. Murat'ı, sonrasında geçen 60 yıl boyunca o tarihsel serencam içerisinde bu cami pişerken, mayalanırken, ortaya çıkmadan önce neler yaşandığının çağrışımları zihinlere geldikçe, aslında o dönemi tanıdıkça bu yeni cami insanı çok yönüyle etkiliyor. Şehrin de öyle güzel bir noktasına yerleştirilmiş ki, bakın burada bir tarafımızda Kadıköy-Üsküdar istikametine, Çamlıca Camii istikametine buradan bakarken Boğaziçi'nin bu muhteşem manzarasını görüyorsunuz. Diğer yakada Galata Kulesi'ni görüyorsunuz, Galata'yı seyrediyorsunuz ve bu harika konumda yeni cami yerleştirilmiş. Bir tarafına tam karşıda baktığımız zaman, bakın dostlar şöyle parmağımla da göstereyim net bir şekilde seçebilmeniz için. Şurada ya bu Sultan Selim Camii. Şimdi araya tramvay girdi. Hemen tramvay geçene kadar Süleymaniye'yi göstereyim size. Şu Süleymaniye'nin muhteşem görüntüsüne bir bakın. Hemen onun altında, bakın şurada kubbesini gösterdiğimiz Rüstempaşa Camisi. Tam karşıda Yavuz Sultan Selim Camisi. Şöyle kamerada parmağımla size göstereyim. Ne kadar güzel bir konumda olduğumuzu gösteriyor. Bir tarafımızda tabii Sepetçiler Kasrı ile Topkapı Sarayı'nın bulunduğu istikamet gerçekten muazzam. Mısır Çarşısı da tam karşımızda. Ama size burada ilginç bir şey göstereyim. Havanın yarın açık olacağını anlıyoruz. Nerede anlıyoruz? Yunus abicim, senden rica etsem şu karşıdaki Beyazıt Kulesi'ni yaklaştırabilir misin? Orada mavi renkli ışıklar var. Niçin öyle? Çünkü dostlar, henüz daha hava durumunun televizyonlardan ilan edilmediği, internetten paylaşılmadığı dönemlerde insanlar bu Beyazıt Kulesi'ne bakarak hava durumunu öğreniyorlardı. Şöyle ki, ertesi gün eğer hava açık olacaksa, gökyüzünü görecekseniz gökyüzünün maviliğinden hatırlayın, bu Beyazıt Kulesi'nin ışıkları mavi yanardı. Eğer yeşil yanarsa ertesi gün yağmurlu olacağını gösteriyordu. Onu da aklınızda şöyle tutabilirsiniz. Yağmur yağar, etrafı yeşertir. O yüzden yeşil rengi, hani yaş kelimesinden türemiş ya, yaşıl. Eski Türkçe'de yeşile evrilmiş. Neden? Çünkü yağmur yağdığı zaman yaş oluyor. Etraf yeşilliklerle canlanıyor. Yeşil yanmıyor ışıklar. Demek ki yarın hava yağmurlu olmayacak, açık olacak. Eğer kırmızı yansaydı ışıkları Beyazıt Kulesi'nin, anlayacağız ki yarın alarm. Yani kar yağacak. Aman ha, dikkatli olun. Dolayısıyla eski dönemin hava durumu raporları bu kuleden, Beyazıt Kulesi'nden öğreniliyordu. Sultan II. Mahmut'un muhteşem bir yapısı Beyazıt Kulesi. Bizim bulunduğumuz alandan sadece minaresinin ucu görülüyor. Tam karşıda Beyazıt Meydanı ve Beyazıt Camisi var aslında. Minaresi görülen Beyazıt Camii'nin minaresi. Dolayısıyla İstanbul'da bu konumdan ancak bu kadarını şimdilik görebiliyoruz. Burnumuza güzel balık kokuları geliyor. Eminönü'ne gelmişken balık ekmek tabii ki yemek gerekiyor. Tam karşıda Karaköy'de artık böyle balığı dürümler içerisinde yapan güzel yerler de var. Fakat balığın her türlü böyle çeşidini yiyebildiğiniz güzel de bir yer burası. Gelmişken Eminönü'ne mutlaka onun da tadına bakmanız gerekir. Hepinize İstanbul'un dibacesinden, başlangıç noktasından, Eminönü'nden selamlar.